15'ten fazla ili ziyaret edecek. İstanbul'da nüfusu fazla olan illere farklı yardımlarda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda bu şehirlerde terminal, pazar yeri, altyapı gibi çeşitli yatırımlar da gerçekleştiriyor. İmamoğlu da inşası tamamlanan bu yatırımların açılış törenine katılıp o illeri ziyaret ediyor ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Peki nereye gitti? Kastamonu ziyaretini gerçekleştirdi. Orada Kapalı Pazar yerinin açılışını yaptı. İBB katkılarıyla gerçekleştirilen Daday Belediyesi'ne ait şehir merkezinde esnafla buluştu. E, Safranbolu'yu ziyaret edecek yarın. Sonra Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun, Hakkari'nin de bulunduğu 15'ten fazla Şehri ziyaret planı var. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu e, malumunuz konuştuğumuz isim adaylık bakımından altılı masa açısından özellikle de İyi Parti kanadı açısından ne kadar e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dilimizde tüy bitti, iki isimde Sayın Yavaş da Sayın e, İmamoğlu da Ayrıca bıktı. belediye başkanlıklarına devam edecek demiş olsa da acaba bu adaylığa hazırlık turu mu? bunu Yok, nasıl ya, yorumlamak de, lazım? Ben... Anadolu'yu gezememiş, şimdi geziyor. Yani gençliğinde yapamadığını şimdi yapıyor. Niye öyle hemen bağlıyorsun? Biraz kinayeli yaklaştı. <laughs> belki. Ee, acaba böyle bir hazırlık, bir ısınma, bir başlangıç turu olabilir mi? Buna genel merkez ne diyordur acaba? Çağlar Bey'de biraz da bilgi evet. var, kuliste var. Bakalım dinleyelim Şöyle, kendisini sonra ben yorumlarınızı rica edeceğim. Aslında birlikte konuşalım istiyorum. Ben son 24 saat içinde CHP'nin... Çok önemli isimleriyle, genel merkezden, parti meclisinden önemli isimleriyle e, uzun uzun görüşmeler yaptım ve bazı notlar aldım. O notları tamam. şimdi paylaşacağım. Bir, Ekrem İmamoğlu bu Anadolu turuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iznini alarak çıktı. Ama şöyle hı hı. çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na dedi ki, efendim ben Anadolu'yu gezeceğim. Sizi destekleyeceğim, sizin adaylığınızı desteklemek için e, Anadolu'ya gideceğim, yani, sizin elinizi güçlendireceğim dedi. Sizi anlatacağım edin. diyor evet. yani. Ben Anadolu'ya gideceğim, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa çok güzel bir Türkiye olacak demeye gideceğim dedi. Ama bugün Kastamonu'da yaptığı konuşma hı. hiç de öyle değil. Görüştüğüm CHP'li kaynaklar şunu bana söylemişti. Evet Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle söyledi. Ben sizi desteklemek için Anadolu'yu gezeceğim dedi. Fakat konuşmalarına baktığımızda kendi adaylığı için mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu için mi gideceğini göreceğiz demişti bugün. Takip ediliyor evet. yani o anlamda. Bakalım evet, ne diyecek. Evet. Bana da dedi ki imamı. bir gazeteci olarak bugün Kastamonu'da yapacağı konuşmayı aç, bak. oku. Bak bakalım Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik mesajlar mı verecek yoksa kendisine yönelik mesajlar mı verecek? Vermedi Şimdi mi, bugün Kastamonu'daki. Peki aday diye. Nasıl? Vermedi mi? Şimdi tek bir Bunu şey duracağız. yok. Şimdi bakın bugün Kastamonu'da yaptığı konuşmadan bazı satır araları paylaşacağım. Diyor ki siyaset iddialı rakipler arasında mertçe ve yiğitçe yapılır ama bugün ne yazık ki bu kuralı çiğneyenler var. Kendi davasını ve kendisiyle bu ilgili. Da, evet, bugün söylediği söyledi. sözler. Şey de böyle sohbet esnasında yok, yok. Yani bu, halka, halka, yaptığı halka konuşma. Yaptığı konuşma. Devam ediyor. Diyor ki karşınızda rakipler değil de düşmanlar varmış gibi davranmaya başlarsanız her şeyi yapar olursunuz. Kendi davasıyla alakalı söylüyor. Yani şu mesajı veriyor. Erdoğan senin rakibin benim. Benimle mertçe mücadele etmiyorsun. Bak benim hakkımda e, hüküm verdiriyorsun mahkemelere. Bana siyaset yasağı getirtmeye çalışıyorsun. Yani mesaj şu açık. Senin rakibin benim. Kılıçdaroğlu ile ilgili cümle var mı? Yok. Bakın şimdi uzun uzun kendi davasından bahsediyor Sayın İmamoğlu. Kendisine haksızlık yapıldığını söylüyor. Uzun uzun anlatıyor bunları. Bir başka cümlesi diyor ki ben milletimin kalbine girmeye adayım. Makamların en güzel yeri orası. Bakın bu da adaylık mesajı. Kendisi kendisini öne çıkaran bir mesaj bana kalırsa. Bir başka cümlesi diyor ki memleketimizin bir köşesinde sorun varsa koşar gideriz. Ya sen 16 milyon İstanbullunun belediye başkanısın, memleketin diğer köşelerinde diğer belediye başkanları e, hizmet versin. Bir başka cümlesi, ben sırtımı Türkiye'mize yasladım. Hep kendi davası mağduriyetin e, üzerinde. Ama sürekli ben diyor. Tabii, Sayın bir başka İmamoğlu. cümlesi, gündemleri ne yazık ki İstanbul ve Ekrem İmamoğlu. Yani diyor ki, kimse Beni Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmuyor. Benimle yatıp benimle kalkıyorlar. Gündemlerinde bir tek ben varım. En güçlü e, rakipleri <laughs> benim mesajını veriyor. Devam ediyor. Ceza alırsa şöyle olur, siyasi yasak alırsa böyle olur gibi her gün bu konuyu tartışıyorlar. Bir başka cümlesi. Bütün partilerin oyunu aldım diyor. Allah'ım diyorum. En mutlu insanım ben. %55'e yakın İstanbul'un tarihinin en yüksek oyunu alan belediye başkanı ben oldum diyor Sayın İmamoğlu. Heyecanım o kadar yüksek ki kendimi o kadar genç hissediyorum ki, bu da acaba Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaşına bir gönderme mi diye düşünüyorum. Dere tepe gezeceğiz, memleketin her yerini dolaşacağız ve göreceksiniz 2023'te coşkuyla demokrasi kazanacak, her şey çok güzel olacak diyorum. Bir, Kendi sloganıyla da bitiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaşına göndermemi acaba? Hayır diye yok düşündüm. yani şey hiç mi cümle yok? Hiç bir cümle yok. Yani Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi gelelim şeye. Bunlar haberlere yansıyan. Tabii tabii ediyorum. ya İBB'nin kendi şeyi. İBB'nin kendi. basın ofisi attı bu konuşmayı. Ofis. Tabii. Hmm. Ben özellikle baktım Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyecek Şimdi, hiçbir cümleye peki, rastlamadım. o zaman yani siz mesela size demiş ya genel merkezden görüş, görüştüğünüz üst düzey yetkili isimler Konuşmaya bakın demişler. Size konuşmaya evet. bakın diyenler kendileri de konuşmaya bakacaklardır. Evet. Bu ne evet. anlama gelecek? Şimdi, şimdi biraz e, evet. ge hemen geriye dönüyorum. Yaptığım görüşmelerden aldığım notları çıkarıyorum. Bir, şöyle bir cümle duydum. CHP kamuoyu ve genel merkez Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu turuna çıkmasından rahatsız. Dedim ki neden rahatsızsınız? Ne var ne güzel çıksın CHP'li bir belediye kendi yaptıklarını anlatsın bütün Türkiye'ye dediler ki. Şimdi Şubat ayında aday açıklanacak diyoruz biz masa olarak ve biz de CHP olarak genel başkanımızı altılı masaya önermeyi planlıyoruz. Genel başkanımızın adaylığı konusunda diğer liderleri ikna etmek için biz mücadele evet. yürütüyoruz. Böyle bir dönemde eğer Ekrem İmamoğlu Anadolu'ya çıkıp ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili güçlü mesajlar vermezse... ...o zaman bu sürece baltalıyor demektir. Peki bir şey Aynen, söyleyeceğim. Yani, Kastamonu da vermedi de Sinop da verdi mesela e, o zaman. Göreceğiz yani ama yani bugün... bütün Başlangıç bir konuşması... itibariyle böyle diyorsunuz. Tabii ben şimdi sadece bazı satır aralarını <laughs> e, e, ayırdım kenara. Bütün bir konuşması ben mağdurum, bana şunu yapıyorlar. Bakın bunları ben çıkarmıyorum. Kendi sözleri... Siyaset iddialı rakipler arasında mertçe yiğitçe yapılır diyor. Yani bu açıkça Erdoğan'a senin rakibin ben mesajını vermektir. Kamuoyuna, altılı masaya. E bunu böyle okumak gerekiyor. Başka türlü okuyamayız ki şu cümleleri. Ee, devam ediyorum. Şimdi e, kendi adaylığını gündem, gündemde tutmak için Ekrem İmamoğlu'nun bu Anadolu gezilerine çıktığı şeklinde yorumlanıyor CHP Genel Merkezi'nde. Peki... Bundan ne elde edebilir? Yani baktığımızda Kılıçdaroğlu hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı ve kendisini masaya aday olarak önerecek. Bir belediye başkanı niye bunu bile bile Anadolu'ya e, tura çıkar? Kendi adaylığını gündemde tutmak ister. İyi Parti, İYİ Parti. burada İyi Parti'ye dikkat etmek gerekir. CHP'liler şöyle bir şey söylüyor. E, hatta benim de katıldığım bir yayında Aytunç Erkin gazeteci önemli bir kulis bilgisini bu yayında paylaşmıştı. Ne demişti? İyi Parti masaya bir isimle gitmeyecek. Anket yapalım diye gidecek. Anketlere evet, bakalım diyecek. Anketlere işte. bakalım. Madem biz demokrasi iddiasındayız, vatandaş kimi aday olarak görmek istiyorsa, kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsa, onu aday gösterelim Kemal diyecek. Kemal Bey dedi. kazanır yani. Heh, şimdi Nasıl? Yok, Kemal, Kemal <laughs> Bey kazanır. O anket dedi, sokakta abi Evet, dedi. eğer Aa. İyi Parti masaya... Adayı ama orada da şöyle bir şey yok mu yani çok özür dilerim çok kaldığım yere evet değerlendirerek gidelim yani anketlere bakılacak kısmında da kim hangi ankete bakacak yani yok zaten elim orada da anketlere başka varsa, bir e, şey sorun otur. olmayacak mı yani evet, o apresiz. şirketin Türkiye yaptığına mı bu şirketin mi? yaptığına mı kimin ne yaptığına bakacağım o yayında e, gerekirse yani 100 bin yabancı kişi. bir anket firması Türkiye'ye gelsin. çok özür dilerim Balsız şimdi kulis bilgilerini de son durum olarak aktardık izleyicilerimize.